acı çeker. Güler, ağlar ve ölürler. Sık sık kızsak, hatta bazen nefret etsek bile başımız nerede girdiğine koştuğumuz kişilerdir onlar. İşte bizim karakol. Bu koca metropolün kenarına köşesine sıkışmış karakollardan biri. Ve bizim karakolun polisleri. Bizlerden birileri. Şemsiye ha. Gözleri açık. Fıldır fıldır bakıyor. Arkadaşımıza haksızlık etmeyelim amirim. Ben gözleri açık uyuyabiliyorum. Hadi ya. Çok yoğun bir gündü amirim. Çok yorulduk. Ya tamam anladım. Yoruldunuz ama şimdi eve gitmeye ne kaldı? Birazdan eve gideceksiniz zaten. İşte size kendinizi oyalayacak bir şey bulun ya. Ne bulalım amirim? Ya bir dakika bak yerlere bak. Belki bir şey bulursun. Bakalım. Oğlum ne o Allah Allah. Öyle değil ya. Hani böyle mesela bir fıkra anlatın. Suratlara bak. Siz fıkra da bilmesin. Sen fıkra biliyor musun? O zaman ben anlatayım. Bak şimdi. Ben size bir fıkra anlatayım. Şimdi Fadime bir gün Temel'e telefon açıyor. Diyor ki Temel akşam bize gel. Evde kimse yok. Tabii Temel çok seviniyor. Hemen akşam da Fadime'nin kapısına dayanıyor. Basıyor zile, basıyor zile, basıyor zile. Kapıyı kimse açmıyor. Peki amirim kapıyı kimse niye açmıyor? Oğlum dedik ya lan. Fadime ne dedi? Temel akşam bize gel, evde kimse yok. Şimdi Temel yanlış zile mi basmış? Ha, zil bozukmuş. Ya zil bir bozuk değil. Zil sağlam, basıyor, açmıyor. Hakikaten evde kimse yokmuş. Peki, Temel zilin sesini duymuş mu? Sağlam gibi görünüyordur ama bozuk da olabilir. Bozuk olamaz çünkü ulan zil sağlam. Fadime ne dedi? Evde kimse yok dedi. Fadime evde yok kimse dediyse... Temel niye gidiyor? Siz uyuyun. Allah rahatlık versin. Oo, teşekkürler. Ben de gelmişim, ne anlatıyorum ya? Ayten abi! Ayten abi! İsmet! Şemsi! Ulan bu tanlar! Biriniz bakın ulan bu tarafa! Abilerim, ablalarım! Ya beni içeriye atarsınız ya da türkü söylerim. Defol sizin abi! Bunu siz istediniz abicim. Analar, babalar, kardeşler, bacılar.
İşte bu karar. Bu ne gürültü be? Otistik kuzular. Yahu siz hiç sessiz duramaz mısınız ha? Bizim bir suçumuz yok komiserim. Bütün kabahat Çiçik abinin. Ne oldu komiserim? Yok bir şey, çok ağrım var ya. Sancı tuttu gene. Bir dakika. Dur. Komiserim bir ufak rakı aç, hiçbir şeyin kalmaz. İsterseniz ben bir türkü patlatayım. Değil mi? De. Bence iki ölçek davul tozu, bir ölçek minare gölgesini karıştırıp sabahları aç karnına için komiserim. Bana kalırsa komiserim, siz alışverişe çıkın. Bütün sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Kesin be, kesin be, duyarsız ördekler. En ilginç öneriyi ben yapacağım komiserim. Ne? Bir doktora gitseniz diyorum. Doktora mı? Evet. Gittim oğlum, tabii gittim Ayten'cim ya. Böyle bir sürü tahliller mahliller yaptılar. Ama yarın verecekler sonuçlar. Öyle mi? Neyse, biraz hafifledi. Hafifledi mi? Evet, şimdi olsun. Şey yapın. Sarhoş Remzi'yi içeri, Çizik abi de dışarı at. Akşam tamam. Oldu komiserim. O zaman şey yapın. Çizik abiyi içeri atın, Sarhoş Remzi'yi dışarı, tamam mı? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Hadi gidelim. Şey komiserim, isterseniz eve kadar sizinle geleyim. Yani yolda bir şey olur filan. Hadi oradan be, dumansız ızgara. Daha ölmedik biz. İşine bak sen. Ölmek lafı bile yakışmıyor senin ağzına, benim aslan komiserim. Alma ağzına be lafı. Yakışmıyor senin ağzına. Of of. Hayrola İsmet, ne oldu? Komiserim durumuna çok üzülüyorum amirim. Ya, insan sevdiği birinin hasta olduğunu duyunca gerçekten üzülüyor tabii. Tam da babamın öldüğü yaşta. İsmet, yani abartma şimdi canım. Babam da komiserdi. Çok severdim onu. Biz baba kızdan öte arkadaştık onunla. Sonra bir gün eve geldiğimde bütün komşular bizim evdeydi. Bütün mahalle doluydu. Annem beni bir kenara çekip acı gerçeği söyledi. Duygulandım be Çizik. Sen de duygu kaldı mı ki lan sarhoş? Ben duygulu olduğum için içiyorum be. Ya, memleketin durumunu düşünüyorum. Aç bir rakı. Abi bize tarih vermeye aç bir rakı. Galatasaray'ın durumunu düşünüyorum. Aç bir rakı. Bir konu bulamadım. Aç bir rakı. Ne oldu be? Şey, pardon amirim, ne oldu? Yani Karadeniz'de gemilerin mi battı esprisini yapacaksın diye çok korkmuştum ha. Hay Allah, vallahi unuttum. Karadeniz'de gemileriniz mi battı amirim? niye bu kadar üzgünsünüz? Komiserimin durumuna üzülüyoruz. Bu yaşta hasta olmak hiç iyi bir şey değil. Tabii ya, Allah korusun bir ölse insan ne kadar üzülür değil mi amirim? Ağzından yer alsın ya. Ölüm ne kadar kötü bir şey değil mi abi? Şimdi varsın, 5 dakika sonra yoksun. Hele son dakika aranızda bir tartışma çıktığı zaman özür dileyecek vakit bile. Gitti gider, insan ne kadar üzülür değil mi? Bak şimdi öldürmeden defol git ulan buradan. Of, of fani dünya. Zalim felek. Ölmem mi beni taşlara vur.
da bu da kanım sürür. Kusura bakmayın abiler, gaza geldim de. Alo, bizim karakol, buyurun. Ayten mi dediniz? Evet benim, buyurun. Beni tanımadın mı Ayten? Ben Hasret. Hasret? Hasret. Vallahi tanıyamadım, kusura bakmayın. Tabii tanıyamazsın, alçak adam. 3 aylık evliyken bıraktın gittin beni. Hasret? Sen misin? Ama bir dakika, şimdi haksızlık yapma. Ben seni terk etmedim. Biz boşandık. Boşanmayı da isteyen sendin. Niye hiç aramadın? Aradım canım, aramaz olur muyum? Telefonu cevap vermiyor. Peki sen niye aramadın? Ben evlendim, taşındım. Neyse neyse, bunları konuşmak için aramadım seni. Kızımız üniversiteyi bitirdi, öğretmen oldu. Tayini İstanbul'a çıktı. Oraya geliyor. İlgilen onunla. Ne de olsa babasısın. Kızımız mı? Kim, ne kızı? Maça kızı. Hiç aramadığın için haberin bile yok tabii. Bir kızımız var Ayten, kocaman oldu. Adı Buket. Amirim. Bir şey yok ya. Kötü bir haber almış gibisiniz. Kızım geliyormuş. Kızınız mı? Ben sizin evli olduğunuzu bilmiyordum amirim. Evli değilim zaten ben Şemsi. İyi de evlenmeden nasıl kızınız olur amirim? Marketten almadınız ya bu kızı. Salak salak konuşma Şemsi. 20-25 sene kadar önce İzmir'de görevdeyken bir evlilik yapmıştım orada. Bu evlilik de 3 ay sürmüştü. Sonra işte kavga gürültü ayrıldık. Meğer benim bu evlilikten bir kızım oldu. Şimdi koskocaman bir kız olmuştur amirim. Ya tabii, kocaman olmuş. Öğretmen olmuş. İstanbul'a da tayini çıkmış. Yarın buraya geliyor. Ben ne yapacağım şimdi bilemiyorum. Sarhoş Şemsi.
Ha. Sen hiç evlendin mi? Bir kere ayıkken evlenecektim. Sonra ne oldu? Bir ufak rakı içtim, evlenmekten vazgeçtim. Yanlış yapmışım Belemzi kardeş. Niye? Evlilik iyi bir şey. Ana! Çizik abi, bunu sen mi söylüyorsun ya? Ben yandım abi. Bir iki kişi daha yansın diye uğraşıyorum. Kımıldamasın. Eyvah, canlı bomba bu galiba. Bence aşırı canlı bomba bu. Hiperaktif bir bomba. Baksana şunun haline. Ne oluyor canlı bomba kardeş? Sen de kimsin ya? Ben bu karakola atanan yeni sivil polis memuruyum. Adım Sedat. Çılgın Sedat. Ya tamam da peki o zaman içeriye niye böyle deli gibi girdin? Yeni iş yerimde güvenlik testi yapayım dedim. Ve gördüğünüz gibi güvenlik sıfır amirim. Bana bak, sen çılgınsan, ben deliyim. Bu manyak, o da psikopat. Yüreğimizi ağzımıza getirdin be! Bu şakaysa bile şakanın hiç sırası değil. Niye ki? Saat daha 9. 9'a 10 geçiyor. 9'a 5 var. 9'a 20 var. Sen çiz! Ana! Ya biz ruh abiden kurtulduk diye sevinirken daha betere geldi. Baksana. Fistandan kurtulmak için artık başka çare bulmam gerekiyor. Bu nezarethane bizim evden daha tehlikeli. En tehlikeli şey meyhanedir. Ben içki içmem ki. Olsun. Seninkiler de ben içerim. Hadi otur şöyle bakalım. Birer çay içelim de tanışalım. Hop hop hop. Otur dedik, yayıl demedik. Ben biraz geniş adamımdır da amirim. Demek sana çılgın Sedat diyorlar ha? Neden peki? Hep çılgınca işler yaparım amirim. Zaten hayatın kendisi de bir çılgınlık değil midir? Bekar herhalde amirim. Evlenince çılgınlığı falan kalmaz. Kuzu olur kuzu. Var mı ufukta bir şeyler? Aday falan yani. Gelirken otobüste bir kızla tanıştım. Aşık oldum. Hadi ya. Bir otobüs yolculuğunda nasıl aşık oldun ya? Birinci dakikada bakıştık. İkinci dakikada tanıştık. Üçüncü dakikada aşık oldum. İyi ki yol iki dakika daha sürmemiş. Niye lan? Dördüncü dakikada evlenir, beşinci dakikada boşanırmış bu. Say amirim, benim kimim kimsem yok. O kızı bana sen ister misin? Aa çüş. Daha ben seni tanımıyorum be. Yuva kurana yardım etmek sevaptır amirim. Ya bu pek sağlam ayakkabıya benzemiyor. Şimdi el alemin kızına da yazık etmeyelim yani. En sonra bu polis maaşıyla nasıl geçinecek bu? İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş amirim. Evet evet, ne olur kabul edin amirim. İyi tamam canım, o gün gelsin de bakalım hadi. Söz değil mi amirim? Tamam söz, tamam dedik işte. Benim ağzımdan söz bir defa çıkar. Ya istenecek şey rakı bez olsa en iyi beni isterim. Ama kız isteme şimdiden anlamam ki. Sahi sen hiç kız istedin mi? Oh! Aa, üniversite sınavına girmiş gibi oldum ya. Son üstüne soru. Aa. Bırak bırak şimdi espri yapmayı da. Sahi hiç kız istedin mi? Bir kere isteyecektim. Bizim meyhaneci Nuri'nin kızını isteyecektim. Hani önce cesaret gelsin diye... Bir ufak rakı istedim. Arkasından bir ufak rakı daha istedim. Sonra bir ufak rakı daha istedim. Sonra ne isteyeceğimi unutmuşum. Hesabı istedim. Sonra gittim. Ya abi hiç olmazsa bugün bir tatil verin bana ya abi ya. Can Şemsi abi, bu yeni gelen polis var ya, acayip biri ha. Kes sesini. Komiserin talimatı var. Sarhoş olduğun zaman seni nezarete atmak zorundayız. Şuraya değil mi? Ben gidiyorum ya. Geç. Efendim? Aa Gülten, merhaba. Nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Ne olsun, uğraşıyoruz işte. Nasıl? Bizim müdür karakola mı geliyor? Niye? Ya sahi mi? Eyvah, yandık. Sağ ol aradığın için. Ne olmuş İsmet Hanım? Müdür bizim karakola geliyormuş. Çok sinirliymiş. Niye ki? Biliyorsun, bu yeni müdür alkole düşmandır. Bizim sarhoş Remzi'yi duymuş, çok kızmış. Bir sarhoşla nasıl başa çıkamazlar diye gelip bizim komiserimize fırça atacakmış. Tüh be! Tam da komiserin hasta olduğu zamanlar hastadı, iyi mi?
Bence bu sarhoş Remzi'yi bırakalım, ortalardan kaybolsun. Onu görürse müdür daha da çok kızacak. Haklısınız İsmet Hanım. Sarhoş Remzi, hadi çabuk uzak. Ortalarda görünme hadi. Hadi. Çıkarıyorum. Ya bir içeri atıyorsunuz, bir dışarı atıyorsunuz ya. Anlamadım. Bilardo topu muyum ben? Demek sen Amerika'da da eğitim gördün ha? Evet komiserim. Övünmek gibi olmasın. Sicilin başarılarla doldur yani. İyi. Bizim muhit sakin bir yerdir. Ama ara sıra bir takım olaylar da olur tabii. Açın kapıyı polis! Gir be deli manyak, gir! Ne var? Komiserim, iki tane adam geldi, ikisinin de parkta çantalarını çalınmış. Öyle mi? Evet. İyi, ifadelerini alın, zabıt tutun, gönderin gitsin, hadi. Başla komiserim. Gördüğün gibi zaman zaman bir takım olaylarımız, sıkıntılarımız da oluyor tabii ama gene de başka karakollara oranla karakolumuz sakin bir yerdir. Ben işten kaçmam komiserim. Kendime göre çalışma şeklim vardır. Her olayı tereyağından kıl çeker gibi çözerim. Korkmayın. Tamam korkmam. Açın kapıyı polis. Gir be duygusal kanguru gir. Komiserim. Ne var gene? Üç vatandaş daha geldi, onların da parkta çantaları çalınmış. Ya demek ki bir kapkaççı parka dadandı. Hadi gidin yakalayın getirin bakayım buraya hadi. Komiserim. Hı. Bu olayı bana verin, bu operasyonu. Ben çözerim. Küt diye yakalarım onları. Tamam sana verdim. Yakala da istersen küt diye yakala, istersen şüp diye yakala. Hadi yürü. Şimdi arkadaşlar, şurası park. Burası park. Hepimiz tedbir kıyafet şuralara dağılacağız. Evet. Oğlum bu bizim oradaki park değil mi ya? Buna plana falan gerek yok. Amirim işin havasına girmemiz için böyle yapmamız lazım. Amerikan polisi hep böyle çalışıyor. Ha. Komiserin operasyonun sorumluluğunu ona verdi amirim. Hatırladım. Hepimiz seyyar satıcı falan kılığına gireceğiz. Polis olduğumuzu kimse anlamayacak. Kapkaççı faaliyete geçtim mi küt diye yakalayacağız. Peki sayımız az değil mi? Efendim? Orada halktan yardım isteriz. Mahalleli bize yardım eder. Hadi bakalım. Operasyon başlıyor. Gel. Buradan değil, oradan çıkacağız. Boşuna bağırma. Burası bu iş için kesat. Satış matış olmaz burada. Bence şu karşıya geçelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası bu iş için kesat. Burada satış olmaz arkadaş. Bence karşıya geçelim. Hadi be. Yok. Karşıya geçsek daha iyi. Sen beni dinle. Gel biz karşıya geçelim. Vay anlamam, ben karşıya geçeceğim. Tamam geç, ben de sana atayım. Sarhoş Remzi yakala. Ne yaptın? Kırılmış. Şimdi sarhoşum ya, çift görmüşüm. Yani bari bir tanesini yakalayayım dedim. Yanlış tercih yapmışım. Remzi bak bu sefer sağına atıyorum. Eğer geri çift görürsen bu sefer sağdakini yakala. Çaktın mı? Tamam. At merak etme. Ben buradayım. Gelin ol. Sağa atıyorum dedin, sola attın ya. Salak. Sağa attım. Sağ taraf bu taraf. Ana. Ya sağ bu taraf, sol bu taraf değil mi ya? Ne zaman sağla sol yer değiştirdi? Anlamadım ya. Bana bak. Bari bunu yakala. Bunu da yakalayamazsan karpuz olmayan karpuzcu kılığına girmiş olacağız. Get up. Get up. Aha. Nasıl yakaladım bu sefer ama değil mi? Rüştü müsün mübarek be? Yaşasın! O da kırıldı. Olsun. Rüştü de bazen Barcelona'da yine kalıyor ama. Gelek.
Simit var, simit var, simitçi, simitçi, simitçi. Buyur abiciğim. 4 tane simit verir misin? 4 tane simit vereyim abiciğim. Buyurun abiciğim. 1, 2, 3, 4 simit. 4 simit abiciğim. Buyur abiciğim simitleri. Eyvallah. Simit var, taze 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 taze. Bereket versin Allah, bereket versin. Simit var, çıtır 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 çıtır. Abi 3 tane simit verir misin? Kaç tane abiciğim? 3 tane. 3 tane buyur abiciğim. 3 tane simit. Buyurun abiciğim. Simit var, çıtır çıtır. Allah bereket versin abiciğim, bereket versin. Simit var, simit, simit. Simitçi, simitçi, simitçi. 3 tane simit vereyim. 3 tane simit vereyim abiciğim, buyurun abiciğim. Bereket versin evet, abiciğim. Be. Aa ya, ya bu iş polislikten daha iyiymiş be. Simitler hepsi eksildi. 5 dakikada bütün simitler bitti. Ben gidip yeniden simit alayım, geleyim. Karpuza gel. Ama yarım karpuz. Yarım karpuza gel. Kesmece bunlar. Kesmece. Salak. Karpuz zaten ikiye ayrılmış. Neydi kesmece? Belki bunun altı kırmızı değildir. Bir bakalım. Simit var, simitçi, simitçi. 3 tane simit var. 3 tane simit vereyim abiciğim. Buyurun abiciğim. Simit buyurun. Simit var, bereket versin abiciğim. Simit var, simit, 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 simit. Simitçi. 4 tane vereyim abiciğim. Buyur abiciğim. Bu 3. Bu 4 abiciğim. Bir tane de abiciğim. Hadi güle güle, bereket versin. Abi, simit. 3 tane de bana ver be. 3 tane de sana vereyim ha. Amma müşteri buldun ha. Amma müşteri buldun ha. Abi sağ ol. Al abi, abiciğim oradan. Alayım abi. Bereket versin be abiciğim ya. Oh be. Ha buyurun abiciğim. İki tane simit buyur abiciğim buyur. Bereket versin. Güle güle simit var çıtır çıtır. Oh be. Şu kapkaççıyı birkaç gün daha yakalamazsak bütün maaşı çıkaracağım be. Akşama doğru o zaman salep satayım daha iyi ya. Abi Allah rızası için bu fakire bir sadaka. Allah ne muradın verse versin. Allah çocuklarını istemez istemez. Sadaka sadaka. İstemez istemez. Abi asla gibi karıyım be. Çalışır kazanırım. İstemem. Al. Hadi git. Abi Allah ne muradın varsa versin. Allah rızası için. İstemem amca istemem. Sadaka sadaka. Amca istemem be. Belli ki emeklisin be. Senin cebinde benimki kadar param bile yoktur. Hatta ben sana para vereyim be. Yarım kilo kıyma alırsın. Hadi be. Şşt, lan. Bana bak. Ne yapıyorsun sen be? Dilenci olmadığını anlayacaklar. Abi kopserim abinim be. Görmez misin milletin hali? Acırım be. Hem sende ne kadar bolucu olursa bende de o kadar dilenci olur. Yok yok. Bu iş böyle olmaz. Başka çare bulmak lazım. Domates. Kaya gibi domates. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi domates alır mısın? Sağ ol almıyorum. Kardeşim kaya gibi domates. Almayacağım ya zorlama. Alsana domates. Alsana ya. Alsana be. Kaya gibi. Bunlar be. Lan git. Lan git. Ne yapıyorsun? Amirim kimse almıyor domates. Domates satıyorum. Kaya gibi bunlar. Ya oğlum almazsa almasın. Ama ya. Hepsi sattı. Ben bir şey alamadım. Satamadım. Git. Tamam tamam. Aç. Olmaz. Bu iş böyle olmaz. Başka bir çare bulmak lazım. Gelin buraya. Gelin bakayım. Bak. Gel. Gelin buraya. Sizden de polis olursa her şeyden olur. Gel. Kaya gibi ama. Getir. 7, 8, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar ben size böyle mi söyledim ya? Hele sen, sen, sen. He? Ya ama amirim bir sürü para kazandık ya. Para kazandık. Koy cebine parayı. Bana bak ciddi olun. Herkes görev başına. Aa! Aa! Yakala! Yakala! Aa! Alo buyurun. Evet benim. Ne? 2 gün mü? Sadece 2 gün mü? Ama nasıl olur? Şey, belki bir yanlışlık falan olmuştur. Bir daha baksanız ha. Ya. Eminsiniz demek öyle mi? Yandım ben, yandım. Ne yapalım kader? İsmet kızım sen git ben sonra imzalarım hadi ya. Ya koskoca bir hayat 2 güne nasıl sığar be? Nasıl sığar? İsmet.
şey mi söyledi İsmet Hanım? Hemen tutuklayayım onu. Bana bırak, ben parçalayayım istersen. Komiserimi aradılar az önce. Ha, şu tahmin için mi? Ne olmuş? 2 gün ömrü kalmış. Olamaz. Çizik abi, Çizik abi. Ya canım. Ne diyorsun? Şaka yaptım de. Şaka yaptım de. Çizerim bütün mahalleyi be. Çizerim. 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 Hadi. Hadi be. Ana. Olmaz öyle şey. Şşş. Olmaz. Olmaz öyle. Yalan söylüyorsun sen. Yalan söylüyorsan. Mümkün değil böyle bir şey ya. Olmamalı lan. Olmamalı böyle bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Bana ben komiseri çağır. Emredersiniz müdürüm. Buyurun müdürüm. Bana ben komiser. Emekliğine çok az zaman kaldığı için seni sürdürmüyorum. Fakat sana çok öfkeliyim. Bir hata mı yaptın müdürüm? Daha ne yapacaksın komiser? Karakol sadece hırsızlar yakalamaz. İnsanlara doğru yolu gösterir. Biz de elimizden geldiğince yapıyoruz müdürüm. Nasıl yapıyorsunuz? Sarhoş Şemsi'nin namını ben bile duydum. Bir sarhoş adam edemediniz. Ama... Merhabalar. Merhaba komiserim. Kolay gelsin. Herkese merhabalar. Misafiriniz var galiba. Müdürümüz. Öyle mi? Sayın müdürüm hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Sarhoş Remzi. Yani amirimin çabalar öncesi Sarhoş Remzi'ydi. Fakat amirim ve karakolun sayesinde... Amirim sağ olsun bana doğru yolu gösterdi. Artık ben ithalat ihracat yapan bir şirketin sahibi Remzi Bey'im. Buyurun komiserim. Minnettarlığımın ifadesi olan bu çiçeği lütfen kabul edin. Daha büyük bir şey getirmek isterdim ama biliyorum ki siz bunu kabul etmeyeceksiniz. Efendim. Ne demek gemi yok? Nasıl yani? Derhal birkaç tane gemi bulunsun. Evet, gemiler bulunacak. Hatta Amerika'dan gelecek olan mallar için agresif açılsın. Bir de Azerbaycan'a gidecek olan malların yarın tırlarla sabahleyin yola çıkması gerekiyor. Ne diyorsam onu yapın. Anlaşılmıştır. Benim bu... İşte örnek Türk polisi. Buna madalya vermek lazım. Biraz önceki laflarım için özür dilerim. Hadi arkadaşlar gidelim. Bu karakol emin ellerde. Bana müsaade amirim. Sayın ablalarım ve abilerim. Hemen gitmem lazım. Çünkü boş rakış yerlerini satıp parasıyla bunları ancak yarım saatliğine kiralayabildim. Eyvallah. Abi kosmerimin sadece 2 günü mü kalmıştır be? Evet, evet. Ana ana. Sus be. Abi şurada rahat rahat ağlayalım. Sen gaza gelip türkü çığırınca benim gülmem gelirdi. Affedersin kuşum bülbülüm. Günün mana ve ehemmiyetini bozduğum için çok özür dilerim. Abi Çizik Bey. Benim aklıma bir şey gelmiştir. Söyle kuşum bülbülüm. Abi kosperimizi bizim üstümüzde çok emeği olmuştur be Çizik. Gider ayak ona bir kıyak yapalım derim ben. Nasıl bir kıyak? Abi 3-5 kuruş öyle kefen parası biriktirmiştim. Onunla kosperime güzel bir gece yaşatalım be. Vallahi iyi fikir ha. Bütün sevdiklerimiz de olsun. Abi Çizik ben hazırlıkları hemen başlayayım. Sen de git elkezcikleri haber ver be. Hadi sıva kolları. Şimdi biz bu geceyi sayın komiserim için düzenledik. Değil mi? Gecenin mana ve emniyetini belirten
Bir konuşma isteriz komiserimden yani. Hem de çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo komiserim. Ulan her sahip pelikanlar. Gözlerim yaşardı vallahi. Her ne kadar ne için olduğunu bilmiyorsam da memnun olmadığımı söyleyemem doğrusu. Komiserim iki gününüz kaldığını duydum. Yani onun için işte. Ha şu mesele. Ha, anladım. Tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabii ki. Ya ben böyle duygusal konuşmalar yapamam ya. Abi yiyelim içelim eğlenelim. Çalıp söyleyelim. Hadi. Ha tabii komiserim ya. Şöyle oynat bir iki hava çalsınlar bize. Çalsın rahat rahat oynayalım. Ben eğer bir gün kalpten ölürsem sebebi bu olacak. Ya oğlum evladım çocuğum şu karakola bir gün doğru dürüst gülsene ya. Çok mutluyum amirim. Çok mutluyum. Ne oldu söyle bakalım. Neden mutlusun? Şu evleneceğim kızla konuştum az önce. Babasını görmeye gidecekmiş. Ondan sonra buluşacağız. Hemen alıp size getireceğim amirim. Dur be oğlum. Tamam ya acele etme ya. Unutma ama söz verdin amirim. Allah'ım ya tamam söz ver. Tamam bekle. Arkadaşlar bu sabah çaylar benden. Kendilerimi ısıracağız diye. Ve vallahi. Ya, bir gün kıracak bir yerini vallahi billahi. Merhabalar. Ben Ayten Bey'i arıyordum. Benim? Yoksa Buket? Evet. Baba. Kızım. Babacığım. Çaylar geldi. Ana. Sedat. Buket. Sedat. Siz nereden tanışıyorsunuz? Otobüsten. Otobüsten mi? Yani sen ve o olmaz. Unutma amirim söz vermiştin. Ya söz vermiştim ama kızım olduğunu bilmiyordum ki. Bence söz sözdür amirim. Evet amirim söz sözdür. O zaman bu durumda ben kızımı benden isteyeceğim. Ayten Bey. Efendim kızınız Buket Hanım'ı Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz Sedat Bey'e istiyoruz efendim. Ne dersiniz? Olmaz. Ben kızımı öyle bir serseriye vermem. Öyle bir dümbeye kız mı verilirmiş be? Hadi oradan yürüyün bakayım. Gördünüz yani kızı istedim ama kendileri vermediler. Babası vermiyor. Ama amirim. Sus! Fazla konuşma. Bana bak seni kızımın etrafında görmek istemiyorum ona göre. Sevenleri ayırmak günahtır amirim. Yapmayın amirim. Hasta mısın sen be? 5 dakika görüşmekle sevgi mi olurmuş? Sevenleri ayırmak günahmış. Hadi oradan. Görüşmenizi yasaklıyorum o kadar. Yürü kızım ben sana evi göstereyim. Komiser gelirse beni idare edin çocuklar. Yürü geç hadi. Alırsam da bir mekanım. Bana şey götürüyorsun o. Ya gene ne oldu ya? Bu karakola her girişimde aynı soruyu sormaktan bıktım. Buket geldi. O da Ayten abinin kızı çıktı. Ayten abi de kızıyla görüşmemi kesinlikle istemiyor. Yuh be bir pembe diziyi dolduracak kadar olay olmuş 5 dakikada. Hemen pes etme Sedat. Aşk emek ister. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. Aa bir dakika Şerisi abi ben bunu daha önce de bir yerden duydum gibi geliyor bana şimdi. Tabii ya. Sedan Aksu söylüyor. Aşk için ölmeli. Ya bana bak laf doğru olduktan sonra... Kimin söylediğinin ne önemi var? Sezan'ın ablamın önemi var. Başka bir şey ister misin? Hayır babacığım. Bu kadarı yetti. Demek bir kızım varmış benim ha. Hem de öğretmen. Vay be. Ben hep öğretmen olmayı hayal etmişimdir biliyor musun? Hem de Darüşşafaka'da öğretmenlik yapacağım baba. Bu benim için çok önemli. Ha, neden? Çünkü orada babasız çocuklar eğitim görüyor. Yani benim gibi olanlar. Ama haksızlık ediyorsun. Yani ben kızım olduğunu daha dün öğrendim.
Eğer bir kızım olduğunu bilseydim hiç bugüne kadar aramaz mıydım ha? Hiç merak etme, bu açığı kapatacağız. İyi diyorsunuz da arkadaşlar, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Elimden ne gelir ya, bir şey yapamam ki. Telefon edebilirsin. Evet, bu iyi fikir. Telefon edebilirim. Efendim? Ana. Pardon amirim, yanlış numara galiba. Evet, yanlış numara. Hem de çok yanlış bir numara. Bravo baba, açığı çok iyi kapatıyorsun. Ama kızım, ben senin iyiliğini düşünmek mecburiyetindeyim. Polisler, yani adam gibi maaş alıncaya kadar da bunu düşünmek mecburiyetindeyim. Lütfen, artık gidebilir miyiz? Biraz dinlenmek istiyorum. Peki. Merhaba abilerim. Defol Çizik abi diyecek kadar moralimiz yok Çizik abi. Abi biz de zaten Kosmer'imle vedalaşmaya gelmiştik be. Helva getirecektik ama baklava daha iyi olur diye düşündük. Ya yeter abicim ya, ya yeter Çizik abi ya. Yani sabahtan beri şurada sel bassa karakol artık gözyaşlarından ya. Yani muson yağmurları kadar gözyaşı düştü karakola ya. Bakın arkadaşlar, biliyorsunuz komiserim karakola en ufak hediyenin gelmesinden bile hoşlanmaz. Şimdi siz bu tatlıyı alın, sevabına millete dağıtın. Hadi. Şemsi abi. Benim de bir kıyam olacak başkomiserime. Ne yapacaksın? Piyasadaki bütün rakıları imha edeceğim kimse zehirlenmesin diye. Nasıl yani? İçerek. Bey çok güzel fal bakayım, bir falına bakayım be. İstemem bacım şimdi, olmaz. Abi ben ermişicikleri bilirim ya, dünya falcısıyım be. Olmaz olmaz, şimdi istemem. Abicim ben senin adını bileyim, 1 milyonunu alırım. Şey. Eğer bilemezse 5 milyon veririm be. Bak öyleyse hadi bakalım. Abi senin adın Devzat'tır. Nasıl bilir? Bilirim dedim ya abicim. Abi senin soyadın Çelik'tir. Allah. Abi senin baba adı Diyazi'dir. Allah Allah, hayret bir şey ya. Abi senin adın Hatice'dir be. Abi sen ordulusun. Allah Allah, bu kadar olmaz. Ve ben alayım. Abi seni Cikno 0001. Aha. Kütükno 0139. Sırano Haneno yani 0027'dir. Vazgeçtim, istemez bu kadar ya. Allah Allah, hayret bir şey ya. Nasıl bilirsin bunu bu kadar? Abi bilirim dedim sana, iyi falcıyımdır. Ne biçisin? Allah Allah. Nereden bildin bu kadar şey ya? Abi bildim. Baro nüfusçu kağıdını düşürmüştür yere, oradan bilirim. Tadılar da bedavaya geldi ve yürü. Alo, uyuyor musunuz be? Vatandaş geldi icabında. Efendim, Bursa Kılıç Kalkan ekibiyle karşılamamı bekliyordunuz? Çok komiksin ama ben komikleri sevmem. Vallahi Cem Yılmaz buna çok üzülecek. Sen sus, kifayetsiz stand-upçı. Açtırma benim bayramlık ağzıma. Bir dakika hanımefendi, bir dakika rica edeceğim. Yani sizi terbiyeye davet ederim. Hanımefendi senin anandır. Benim adım Seyyare. O ne biçim isim öyle? Tren seyahatinde doğmuşum, onun için Seyyare koymuşlar adımı. Ya iyi ki uçak seyahatinde doğmamış. Yoksa adını tayyare koyarlarmış. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Telefon forması. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim abi? Durun, kontrol altında amirim. Canavarı kapattım. Alçaklar.
Ne oluyor ya, ne oluyor be? Hiperaktif gergedan. Ne bu gürültü? Bıraktınız. Komiserim, bir canavar yakaladık onun için. Kurtarsanız da beni. Beni bu aray... Oh. Amanın. Seyyare. Sıtkı, çabuk beni buradan çıkar. Bunları da memleketin en ücra yerine sür. Ay siz nereden tanışıyorsunuz? Sorma kızım, sorma. 40 yıl kadar önce bir tatlı huzur almaya gelmiştim Kalamış'tan. Seyyareyi aldım. O gün bugündür de huzurun hasını bile bulamadım. Ya Seyyare benim karım olur. Ya vah vah vah. Ya 3 aydır memleketteydi. Ve ben de kuşlar kadar özgürdüm. Sonra geçen gün birisi arayıp 2 gün sonra geleceğini söyledi. Dünyam yıkıldı. Amanin, 2 gün kaldı dediğiniz bu muydu? Evet. Siz ne sandınız? Yani biz sizi 2 gün sonra ölüyor zannettik komiserim. Ha hacı hoca, ha hoca hacı. Sen galiba bana kötü bir şey söyledin. Yok, yemek yok. Hocaya. Tamam. Böbreğe. Yenge. Şşş arkadaşlar. 3'e kadar sayın. Hacı da teklif ediyorum. Kabul oldu. 1, 2, 8.